değerlendirmeleri almak üzere stüdyo konuğumuza dönüyoruz. Nor Capital Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Amerika'da dün %1'i aşan kayıplar vardı hisse senedi piyasalarında. Biraz gelişen ülke piyasalarından yaşanan çıkışın, oradaki değer kayıplarının Amerikan piyasasında hissedildiğini takip ettik. Biraz risk iştahında düşüş oldu küresel piyasalarda dün itibariyle. Bugün nispeten ciddi bir toparlanma olduğunu izliyoruz. Büyüme verisi geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvurusu verisi geldi. İkisinde de farklı etkenler olduğunu aktardı az önce Selim Atalay. İşte büyümede kepenk indirmenin etkisi var dedi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının yüksek çıkmasında soğuk havaların etkisi var dedi. Bir yandan da Fed'i takip ettik. Orada da tahvil alım azaltım süreci normal bir şekilde, rayına oturmuş bir şekilde devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki piyasa hareketlerini, dünkü kayıplar sonrası bugünkü iyimserliği siz nasıl yorumluyorsunuz? Buradaki yani Fed'in özellikle 2013 yılından bu yana sürdürmüş olduğu varlık alımlarındaki azaltım politikasına yönelik söylemler, daha sonrasında da bununla start vermesi bir miktar borsaların canını sıktı. Belki dünkü satışlarda çok birebir bunun etkisi olmasa da geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde yine bu tarz satışların etkisi olduğunu düşünüyorum. Buradaki tabii bu tutumun yanında ayrıca bakıldığında şirket karlılıklarında, performanslarında da düşüşler olduğunu görüyoruz. Yani tam olarak piyasalar bu anlamda beklentilerini karşılayamamış bir görüntü verdi. Bunun aslında bir nevi düzeltmeyle beraber satış getirdiğinin altını çizebiliriz. Tabii buradaki kimi yorumculara göre belli şişkinlikler var. Bunun bir balon olduğu, daha sonrasında tekrar sert dönüş olabileceği söyleniyor. Ancak gelen verilere baktığımızda ve gidişata baktığımızda bu tür gerilemelerin daha çok düzeltme olduğunu, daha sonraki toparlamalarla piyasaların tekrar dengelendiğini söylememiz mümkün. Burada ABD ve Avrupa piyasalarındaki toparlamalar, iyimserlikler kendi borsalarını bu açıdan yansıyacaktır. Tabii bunun yanında gelişmekte olan piyasalardaki mevcut yaşanan kriz durumu, sıkıntılı durum, buradaki para kaçışını, para çıkışını da haliyle daha güvenilir liman olarak kısmen MTI'yi yönlendirse de daha çok yine ABD borsalarına ya da Avrupa borsalarını yönlendirecektir. Ben burada tabii ki bir düzeltme söz konusu olduğunu söylememiz mümkün. Fakat devamında tekrardan ABD ve Avrupa borsalarında yatay piyasa trendlerinin izlenmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Orada dikkat çeken bir giriş var. Faizler 2.71'lerde işlem görüyor. Bahsettiğiniz bu güvenli liman etkisini belki emtia ve hisse senedi piyasasından da fazla ABD tahvillerinde takip ediyoruz. Yani bu eğilimin devam etmesini bekliyor musunuz? Gelişen ülke piyasalarından çıkış ve beraberinde ABD ve diğer güvenli ülke olarak görülen tahvillerine yöneliş sürecek mi önümüzdeki dönemde? Evet, kısa vadede baktığımız zaman bu süreç maalesef ki bizim de içinde bulunmuş olduğumuz bu kırılgan yapıdaki ekonomilerde olumsuz bir şekilde devam edeceğe benziyor. Tabii ki burada belli müdahaleler, merkez bankalarının devreye girmesiyle beraber şu an için sıcaklık biraz olsun ateş düşürülmeye çalışıldı. Yani soğutulmaya çalışıldı. Fakat çok kısa sürede bunun etkileri kaybolacaktır diye beklememek lazım. Buradaki özellikle tabii yoğun para çıkışı anlamında da görmemek lazım ama kısa vade kriz etkisiyle beraber batıya yöneliş bir süre daha devam eder. Fakat özellikle ekonomik bir takım dengeler oturmaya başladıktan sonra, çünkü faizler artırıldı, merkez bankalarının yine kendi çapındaki müdahaleleri devam etmektedir. Bu bir nevi satranç oyunu gibi, bir noktadan sonra mutlaka gelişen ülke ekonomilerde bir atağa geçecektir. Sonuç itibariyle tabii ki batıdaki iyileşmenin orta vadede gelişen ülke ekonomilerine yine bir yansıması söz konusu olacaktır. Yani bu süreç kısa vadede aleyhimize işlese de eğer ki içerideki dengeleri tam anlamıyla oturtabilirsek orta vadede bunun tekrar gelişen ülke ekonomilerinin avantajı olacağını düşünüyorum. Burada da yani daha çabuk toparlayan, doğru adımları atan ekonomiler olacaktır. Bu noktada da özellikle Türkiye ekonomisinin biraz daha olumlu yönde ayrışabileceği kanaatindeyim.
Şimdi yine Amerika'ya dönecek olursak, Fed'in tahvil alım azaltım kararı alırken ülkedeki faiz oranlarını da dikkate aldığını biliyoruz. Çünkü tahvil alımları bir noktada sona erecek ve aslında sıkılaştırmanın ikinci bir boyutu başlayacak mı? Bunu göreceğiz. Yani burada faiz artırımı ne zaman başlayabilir? Tarihin en düşük seviyelerinde aslında küresel piyasaları çalkalayabilecek asıl risk orada bekliyor. Aslında biraz bu hareketleri de biraz ona bağlamak mümkün. Bulunduğumuz seviyeler özellikle ABD 10 yıllık tahvillerinde Fed'e aslında daha agresif adımlar atmak açısından da olanak sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bunu görebilir miyiz? Şimdi haklısınız. Bu konuda bir risk var şu an için önümüzde. Fakat çok kısa vadede ya da 2014 içerisinde böyle bir Fed'den adım beklememek lazım. Zaten kendi söylemlerinde, kendi çıkışlarında da bunun 2015 ve sonrasında olabileceği yönünde ifadeleri söz konusu. Buradaki bundan sonraki süreçte gelen verilerin Fed'in ne kadar işine yaradığını, Fed'in elini ne kadar güçlendirdiğini yine bakmaya devam edeceğiz. Hani 2013 yılı içerisinde zaten Fed söylemleriyle ne yapacağına dair net ifadelerle aslında kötü olan fiyatlamayı tüm enstrümanlarda gerçekleştirdi. Yani borsalar bundan en olumsuzunda etkilendi. Faiz cephesi aynı şekilde. İşte gelişen ülke ekonomilerinde benzer dalgalanmalar söz konusu olmuştu. Fakat 2014 süreci içerisindeki kendileri de son toplantıda yine ifade ettiler. İşsizlik ön planda tuttukları bir olgu. Bu noktada şu an için gelen veriler de ellerini güçlendiriyor. Yani Fed Aralık ayı itibariyle başlatmış olduğu varlık alımındaki indirimleri normal takviminde sürdürüyor. Sürdürmeye devam edecek. Yani muhtemelen Mart ayında yine bir 10 milyarlık indirim gelecektir. Önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam var gelecek olan. Ancak tarım dışı istihdam verisinden herhangi bir yani Fed'in işini zorlaştıracak bir veri beklememek lazım. Biraz da meteorolojik çünkü koşullar ve etkiler de var. Yani zayıf tabii gelen bir veri çok ikna etmeyebilir mi piyasaları? Aynen o şekilde. Yani tabii ki mevsimsel sıkıntılar yaşanabiliyor vesaire. Bunlar mutlaka rakamlara yansır. Ancak istihdam verisinde şimdi 6.7'ye kadar çektiler işsizliği. Bu noktadaki hedefleri 6.5 ve 6 bir kademeydi. Şu anda istedikleri doğrultuda gidiyor. Yani bu rakam tekrar 7'nin üzerine çıkmazsa aynı doğrultuda istihdam, tarım dışı istihdamda sert bir gerileme olmazsa burada FED açısından problem yok demektir. Muhtemelen de Mart ayında, çünkü Şubat'ta bir toplantıları yok, Mart ayında yeni bir indirim kararı alırlar. İşte bu sürecin söyledikleri gibi yani 10'ar milyarlık dilimlerde yıl sonuna kadar tamamlanması mı söz konusu olacak, yoksa veriler beklentinin üzerinde gelerek FED'i sıkıştıracak mı? Yani bence bizim için ya da bizim tarzımızdaki ekonomiler açısından kısa vadede daha çok bu bir risk oluşturmaktadır. Az önce dediğim gibi işin faiz cephesiyle alakalı daha 2015 sonuna doğru belki farklı adımlar atılabilir. Onun için henüz süreç işliyor, devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bugün Amerika'da geçen seneye ilişkin 4. çeyrek büyüme verisi açıklandı. %3.2 ile beklentiye paralel. 2013'ün tamamında da %1.9'luk bir büyüme var. 2012'de Amerikan ekonomisinde büyüme %2.8 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki seneye göre de düşük bir rakam var. Özellikle dolar TL dolara bakıyoruz, euro dolar paritesine. Orada dolar lehine hareketler var. Fed'in de dün gerçekleştirdiği toplantının ardından parite 1.35'li bölgelerde. Burada dolar lehine güçlenmenin sürmesini bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Yani şu an için tabii dolar, euro dolar paritesi bence biraz daha farklı bakılmalı, farklı bir noktada görülmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü son dönemde baktığımız zaman Avrupa ve ABD'den gelen genel olarak olumlu gidişata göre paritenin aşağı yukarı 300 tiklik bir bantta seyrettiğini görüyoruz. Son birkaç aydır bu şekilde neredeyse. Bu bağlamda bakacak olursak evet, dolar lehine güçlenme genel görünümde söz konusu. Yani teknik açıdan da söz konusu. Gelen veriler de ilk etapta bunu destekleyebiliyor. Ancak piyasanın işin aslında Avrupa yönünde de olumlu gelmesiyle beraber bir takım verilerin ve gelişmelerin bu noktada paritede bir dengelenme olduğunu görüyoruz. Ben önümüzdeki süreç içerisinde, kısa vade süreç içerisinde yine aynı bandın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani dolar yönünde güçlenme olabilir, ancak 1.36'nın aşağıya doğru bırakması durumunda en fazla 1.35'ler test edilecektir. Bu seviyelerde yine tutunup gelişmeler doğrultusunda da piyasa yine tepkisini verecektir. Yukarıda da zaten 1.37.50, 1.38 gibi bir band sınırımız var. Bu aralıktaki yatay band devam eder.
Yani 1.35-1.38 arası en geniş seviyede hareket devam eder diyorsunuz. Altını konuşalım. Son olarak FED toplantısını yakından izleyen bir emtia oldu. Son durumda 1.244'lerde işlem görüyor. Ne beklersiniz altın tarafında? Tabii altın son dönemde ben biraz daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü FED'in politikalarındaki değişiklikle beraber 1.210 seviyelerine kadar çok sert bir iniş yaşanmıştı altında. Buradan düzeltme geldi, 1400'ler görüldü vesaire ama 1200 şu an için piyasa tarafından kanıksanmış durumda. Buradaki bir problem fiziki talebin çok artmaması. Uzak doğu kaynaklı piyasalarda özellikle fiziki talebin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak bunlarda da çok yeterli olmuyor. Yani belli seviyelere kadar ancak fiyatları götürebiliyor piyasa. Şimdi son FED kararından sonra ve bugünkü gelen büyüme rakamından sonra tekrar altında bir düşüş olduğunu görüyoruz ama güvenilir liman olarak özellikle gelişen ekonomilerdeki bu karmaşa, bu kaos kısa vadede devam ettiği müddetçe altına talep biraz daha artacak ve devam edecektir. Ben orta vadede altının tekrar yukarı yönlü bir trend çizeceği inancındayım. Çin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada büyümeyle ilgili olumsuz işaretler var. Bugün üretime dair HSBC PMI endeksi geldi. 50'nin altında imalat sektöründe daralma anlamına geliyor. Bunun gibi bir dizi veri de zayıf. Dolayısıyla evet. Çin'in talebinin de altın üzerindeki önemli etkisini değerlendirecek olursak oradan negatif bir etki öngörüyor musunuz? Tabii yani zaten bunun fiyatları yansıdığını görüyoruz. Kısmen de olsa yansıdığını görüyoruz. Ancak Çin'deki yani kısa vadede Çin'de bir toparlama beklememek lazım. Son dönemdeki verilerden bunu anlamış oluyoruz. Aynı zamanda uzak doğuda Japonya-Çin arasındaki yine stratejik bir takım gerilimler söz konusu olabiliyor. Uzak doğuyu biraz daha yakın takip etmek lazım. Bu konuda hakkınız var. Özellikle metal endüstrisi açısından çok önemli. Fakat dediğim gibi yani buradan gelen olumsuz verilerin de etkisi sınırlı kalmakta altına. Ben daha çok bu gelişen ekonomilerdeki kısa vadedeki karmaşayla altının yine ben belli kademelerde tutunarak mevcut bandını koruyacağını düşünüyorum. Orta vadede de yukarı yönlü potansiyelini artıracaktır. Bu artırmayla beraber de belki 1300'ler üzerinde çok daha farklı seviyeleri bu yılın ilk çeyreğinden sonra görmemiz, izlememiz mümkün olacaktır. Biz genelde gelişmiş ekonomilerde sorun ve kriz olduğu zaman altının güvenli liman görevi yaptığını takip ediyorduk. Aynı şey gelişmekte olan ekonomiler için de geçerli diyoruz. Artık birbirine daha entegre, daha globalleşen bir ekonomiden söz ediyoruz. Haliyle de şu anda yaşanan durum, sıkıntılı durum. Çok fazla işte ABD ya da Avrupa ya da Çin bizi alakadar eder etmez diyemez. Yani bu noktada da bu sürecin bir şekilde kendi içerisinde fiyatlanacağı gerçeğinden uzaklaşmamak lazım. Ahmet Uluhan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için.